Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepimiz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İnşallah bir beğeniyi çok görmezsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyeyim. Son dakika haberi olarak dün sosyal medya çalkalandı. Ne diye Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bir ses kaydı daha ortaya çıktı diye. Yani telefonda pazarlık, sözleşme konuları falan filan. Yani Jesus'un sanki daha önceden bir ses kaydı vardı. Bu iki olmuş gibi oldu ki gerçekten de bu iki oldu arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Şimdi önce ben şunu söyleyeyim. Yazılı olarak paylaştığım şeyleri size tamamen idrak ettiremiyorum. Ama videoda anlattığım şeyleri sanırım kafanıza yerleştirebiliyorum. O yüzden videoların süresi uzun oluyor. Yani daha çok izlenme alsın, daha çok para kazanalım falan filan diye değil merak etmeyin. Elimden gelince mesela reklamları benim seçmemi istiyorlar. İlk bir dakika içerisinde bir ya da iki reklam sonrasında 5 dakikada bir 4 dakikada bir falan reklam ekliyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar yani isterse 30 dakika olsun ister 20 dakika olsun arada çok fark etmiyor. bunu söyleyeyim. Şimdi Flamengo ikinci başkanı Marcos Braz. Jesus'ta bir görüşme gerçekleştiriyor ve Jorge Jesus'un bu görüşmesi sosyal medyada paylaşılıyor arkadaşlar. Ben moda mod haber okumaktan uzun süredir ayrıyım. Hani epeydir kanalı takip etmiyorsanız bilginiz olsun. Hani haberlerin sadece özetini okuyorum. Ama daha çok yorumlarımı yapıyorum. Şimdi sosyal medyada bir ses kaydı ortaya atıldı. Brezilya basını da bunu sızdırdı. Ama bu ilk ses kaydı değil. Açık açık Jesus'un eski kulübü. X aşkı. de bir de gitmek istediğini belirttiği flamengo ile görüştüğü iddia edildi. Ve bir ses kaydı yayınlandı. Aynı zamanda da hem Brezilya milli takımı hem Suudi Arabistan milli takımı ile Adana Portekizli teknik adamın e, Flamengo aşkı da zaten bilinen bir şey. Şimdi eski teknik direktörlerimizden Vitor Pereira bu kulüpte çalışıyordu Flamengo'da paketleyip gönderdiler. Sonrasında sosyal medyaya bir ses kaydı atıldı. Şimdi söz konusu ses kaydını aslında dinlemişsinizdir e, ama ben yine de o ses kaydını e, kısaca kelimelere dökerek söyleyeyim. Günaydın dostum. Türkiye saat sabah 10. Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Dün Marcos ile birkaç şey hakkında konuştum. Ancak ona maddi konulardan hiç bahsetmedim. Çünkü Brezilya'da çok para istediğime dair şeyler çıkıyor ve bunun olmasını istemiyorum. Gerçek şu ki Marcos biraz benimle Flamengo hakkında konuştu. Ve takımın başına hemen geçmemi istedi. Ancak bunu istemiyorum. Gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu ve takımın başına hemen geçmemi istedi ancak bunu yapamayacağımı söyledim. Yani istemiyorum değil de yapamayacağımı söyledim daha doğru. Çünkü başkanla görüşmedim bile. Bak ikinci başkanla konuşuyor başkanla görüşmedim bile. Türkiye'de ligin bitmesine bir buçuk ay olduğunu söyledim. Bana göreve geçici bir antrenör getireceğini söyledi. Ben de ona tamam o zaman beni bekleyebilirsin dedim. O da bana seni bir haftadan fazla bekleyemem dedi ve konu orada kapandı. Flamengo'ya gitmeme nedenimin para olduğunu söylüyorlar ancak ben Brazil'e para konuşmadım bile. Şimdi bu ses kaydında ne var? Bu ses kaydında şu var. Adam diyor ki bize gel. Bu da diyor ki benim bir buçuk ay daha bu ligde sürem var. Bir buçuk ay bitmeden gelemem diyor. Bu sadakattir. Hocam iyi de ya. adamla görüşmüş şunu yapmış bunu yapmış. Ya siz kapalı kapılar arkasında kimler nelerle görüşüyor biliyor musunuz? Yani siz kimlerin nelerle görüşünü gerçekten biliyor musunuz? Ben şunu söyleyeyim. Bu ses kaydında bu görüşmede ben abes bir şey göremedim. Şöyle anlatayım size. Ahmet Ercanlar beni aradı. Dedi ki ya dedi işte e, sansürsüz futbol ekibine katıl. Ama dedi Kadıköy sokakta işte e, Kadıköy sokak kanalını kapat. Orada katıl. E, aylık sana atıyorum. 19 bin lira para dedi. Misal veriyorum. Uyduruyorum. Ben de şöyle bir cümle kurdum. Ya dedim ki yani benim Hüme Hastanesi'yle işte golbar.com sponsorum. Hani onlara ihanet edemem. Onlara bir sorayım. Onlar deseler ki mesela onlarda da atıyorum. Dediler ki Haziran ayına kadar devam edelim. Haziran'da ayrıl. Ben de Ahmet Ercanlara dedim ki mesela Haziran ayında ayrılabilirim. Bu da mas basına yansıdı. Şimdi siz bunu Ahmet Ercanların teklifini kabul etti olarak mı algılayacaksınız? Reddetti olarak mı algılayacaksınız? Sponsorlarını satmadı. Mustafa Hoca kimseyi yarı yolda bırakmadı olarak mı algılayacaksınız? Mustafa Hoca Kadıköy Sokağı kapatacak olarak mı algılayacaksınız? Şimdi idrakını size bırakıyorum. Ha bu ilk ses kaydı değil. Hatırlarsanız daha önce de bir ses kaydı vardı. Türkiye'de hava çok soğuk uyum sağlamakta zorlanıyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor ancak Mayıs ayını beklememiz gerekiyor demişti. Brezilya'ya kucak da olsa sevgiler demişti. Hani orada buluşuruz gibisinden bir şey söylemişti ki o bir Portekiz'deki restoranttan bahsetmişti. Hani Mayıs'ta orada olacağım diye. Bu da zaten şey yapmıştı. Şimdi şimdi şu konuda anlaşalım. Yakup Çınar diye birisi çıkmış. Demiş ki sen Fenerbahçe'ye gel 14-15 tane transfer yap. Kulübü borca sok. Bir dakika. Şimdi Yakup Çınar Galatasaray'ın şeyidir, yazarıdır. Ben de Galatasaray'ın merak ettim. Galatasaray transferleri yazayım. Merakımdan arkadaşlar. Hani 14-15 transfer yapmış ya Fenerbahçe. Hani malı anlatır gibi anlatayım da birçok arkadaşımızda, içimizdeki bazı arkadaşlarımıza şu Galatasaray fanatizmi yapan bazı arkadaşlarımız da bazı şeyler anlasın. 14-15 transfer. Sayalım. Zanyolo 1, Torreira 2, Yusuf Demir 3, Muhammed 4. servisini aldılar sonuçta. Mijitsu 5, Olivier 6, Abdülkerim 7, Dubois 8, Matias Ross 9, Kazımcan 10, Seferovic 11, Kaan Ayhan 12, Mertens 13, Mata 14, Icardi 15, Rashida 16, Adekukbe 17. Geri zekalıyı anlatır gibi anlatıyorum. 17 transfer yapmış Galatasaray. Bakın ben bunu paylaşıyorum herifler diyor ki e ee, bunda ne var? Lan arkadaş önce sen kendine bak. Önce sen kendi takımına ilgilen. Bu herif Jesus'u hedefe alıyorsa demek ki Galatasaraylılar istemiyor yangınları var. Ya size bir şey söyleyeyim. Erdem Timur istifa etse hoşunuza gider mi? Gider Niye bu kadar ortada geziniyor şöyle yapıyor böyle yapıyor. Yani sosyal medyaya göre bütün transferleri cebinden yapıyor. Galatasaray kulübünden hiç para harcamıyor gibi. Ama Galatasaray borcun içine battı. Batık şekilde gidiyor. Bakın arkadaşlar 14-15 transfer ya. Ben karşılaştırıyorum. Galatasaray'da 17 yapmış. Kulübü borca sok. Galatasaray'ın borcu Fenerbahçe'yi de geçmiş. Bakın kıyaslıyorum. Hala vicdansızlık ederseniz yemin ederim engellerim. Basıp engeli geçerim. Allah'tan korkun ya. Allahsızlık, kitapsızlık yapmayın. Yeter artık ya. Kardeşim iki kulübü de kıyaslıyorum. İyi dinle. Burumayı oynatmadan gönder. Ben de soruyorum sana. Sen de bak sen de sen de Seferovic oynatmadan gönderdin. Üstelik yıllık ücretinin tamamını verdin. 1 milyon euro kiralamayacak. Toplam 4,5 milyon euro para verdin. 6 milyon euroya Yusuf Demir'i haş diye sapladılar sana. 9,5 milyon euroyu bedavadan vermiş oldun. Mustafa Muhammed'e 3,85 verdin. Gidip kiraladın. Oyuncu geri dönecek sana. Daha sayayım mı? Daha sayayım arkadaşlar. Sayayım sayayım ya. Ne olacak? Matias Ross 1 milyon 750 bin aldı. Kaç maç oynattın? Ya bunları da konuşalım o zaman. Juan Mata 34 yaşına geldi. Parayı basıyorsun. Kenarda bekletiyorsun mesela. Hadi bunları da konuşalım. Yok. Osterbolde 7 milyona al oynatma demiş. 6 milyon euroya alındı. Mala anlatılır gibi kapı açıklamasından. Açıklamasına rağmen hala 7 denmesine ben de ayar oluyorum. Ya Oster 6'ya alındı. Yusuf Demir 6'ya alındı. 4.250'ye 250ye Buruma alındı. Seferovic'e 4.5 milyon euro verildi. Aynı yani aynı ne farkı var? Aradaki farkı bana anlatın ne farkı var? Hocam onlar canı yolu oldu. Allah'ım inşallah Türk hakemleri Allah'tan korkarak maç yönetir de görürsünüz. Diyor ki tarihin en kötü seviyasına elen. Ulan Angut. Tarihin en kötü seviyası dediğin takım ölüsü yeter. Ölüsü. Bir. İkincisi devre arasında Fenerbahçe İspanyol kulüplerine hazırlık maçı yaptı. Fenerbahçe yedeğin yedeğiyle çıkıp hepsini yendi ya da berabere kaldı. Sen as takımına çıkıp hepsine yenildin. Bu mantıkla hareket edersek. Bir de ya arkadaş adamların tecrübesi var. Tecrübe dediğimiz olay var. Bak Galatasaray'ın yıllardır tecrübesi var. Ne yapıyorlar? Hemen bir tarafları dara gelince hemen algıya başlıyorlar. Bu da onun gibi bir tecrübe. Neyse. Şampiyonluk yarışı içindeyken git başka takımlarla görüş demiş. Bunu diyen ta şahsın takımı her sezon Kimle maç yapacaklar? Atıyorum Kayseri Spor'la. Gidip Amrabat'la görüşen takım. Gidip futbolcu ayartan takım bunu diyen takım. Ve hala görevde kalması büyük skandal demiş. Arkadaş bakın iftira, iftar yemeği diye bir araya geldiler. iftira yemeğine çevirmişler. İftiranın biri bin para. Ya kop koyu Galatasaray'da bu şahıs ve amacı Fenerbahçe'yi karıştırmak. Şunlara prim veriyorsunuz. Şunları takip ediyorsunuz. Ya siz midesiz misiniz ya? Daha bile bizim Fenerbahçe'lilerimizi sorgulayamazsınız demiş. Siz Fenerbahçeli değilsiniz. Siz Galatasaray'ın uşağısınız. Siz Galatasaraylısınız. Bak harbi harbi siz Galatasaraylısınız. Kimin okuyla hareket ediyorsanız onlardansınız. Kimin okuyla hareket ediyorsanız onlardansınız. Kandırmayın kendinizi ya. Kandırmayın arkadaş. Şu takıma bu kadar düşmanlık etmeyin. Yeter ya. Yeter buramıza kadar geldi ya. Yeter. Ayıptır günahtır ya. Ya işiniz gücünüz algı ya. Hocam Jesus durumu ne olacak? Kupalar kaderini belirleyecek falan filan. Ya siz eğer bak siz Jesus'un da hatası var. Yok demiyorum. Jesus'a kusursuz demiyorum. Ben bir cümle kurunca kıvırmak için hemen iyi de Jesus da şunu yaptı. İyi de bunu yaptı. Derbilerde şunu yaptı. Galatasaray'ın Benim söylediğim konuya cevap olarak evet haklısın ya da haksızsın diyemeyip konuyu değiştiriyorsanız haklıyımdır. O kadar basit. Kupalar kaderini belirleyecek. Sahada netleşecek. Tek koşul Brezilya. Bir de o ortaya atıldı. İşte 2 artı 1 imzalamışlar. İşte Brezilya'dan teklif gelirse tek taraflı fesih hakkı falan filan. Jesus'un Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücreti bir açıklar mısınız? Ekibi ve kendisinin toplam aldığı ücreti açıklayın. Ben size komedi bir şey söyleyeceğim. Açıklayın bakalım. Hadi buyurun. Sonrasında ortaya yine bir haber attılar. Flamengo'nun teklifi William Arao'ya karşılık Jorge Jesus diye. 3 milyon euro karşında transfer edildi. Arao bak şimdi 3 oldu. Bak şimdi 3 oldu. Fenerbahçe'yi kötülemeye gelince 4.5 diye anı, anıyor arkadaşlar. Şimdi 3 oldu bak. Flamengo'nun 1 milyon euro'luk alacağı kalmış. Ekip yani Flamengo demiş ki biz o 1 milyondan vazgeçelim. Siz de e, şimdiden getirmemize izin verin demiş. Bu da bu şekilde anlaşılacakmış. Fenerbahçe dedim ki bu kadar az bedelli olmaz demiş. Bak bak. Ya 1 milyon euro olmaz demiş. Tazminatı 6 milyon 767 bin diyor. Yani eğer erken ayrılırsa 6 milyon 767 bin euro ödemesi gerekecekmiş. Ara transferinden 1 milyon düşürse 5 milyon 767 bin euro yayınıyormuş. Flamengo da toplantı yapmaya karar vermiş falan filan anlaşmaları çok zor diye. Burayı da anlaştık. Bu konuda da anlaştık. Yani ortada bir Jesus e, durumu var. Yani ortada bir Jesus durumu var. Ve arkadaşlar bu Jesus durumundan en çok Galatasaraylılar rahatsız. Ya açık açık soruyorum size Allah rızası için. Allah'ınızın, kitabınızın, Kur'an'ınızın aşkı için bana şunu söyleyin. Galatasaray'ın hakemler eğer arkasında olmasaydı Okan Buruk bugüne kadar devam edebilir miydi? Ben edeceğini zannetmiyorum. İkinci sorum şu. Jesus'un kafasında Brezilya olmayıp sadece Fenerbahçe'ye odaklansaydı ilk günden bugüne. Biz bugün bu kadar bu durumda olur muyduk yoksa çok daha iyi durumda mı olurduk? çok daha iyi durumda olurdu. Çok çok daha iyi durumda olurdu. Ben bugün bir duyum paylaştım arkadaşlar. Videonun altına içerik olarak yazdım. Daha doğrusu dün paylaştım. Bazı arkadaşlarımız umursadı, bazıları umursamadı ama orada şunu yazıyorum. Diyorum ki bak açık açık. 13 Nisan 2023. Arkadaşlar Jorge Jesus'un konuşmasının medyaya düşmesi şahane oldu. Şu saatten sonra Flamengo defteri tamamen kapandı ve Jorge Jesus da inat etti. Bu takımda kupalar kazanmaya bu saatten sonra Jorge Jesus Fenerbahçe'sini iyi izleyin. Hani Dünya Kupası öncesi şöyle diyorduk böyle diyorduk ki asıl şimdi bakın. Şu andan sonra izleyin her şeyi. Şu andan sonra rakipleri daha ciddiye alan transfer planlaması yapan şimdiden transfer duyumlarına da hazır olun. Üyeliği de tavsiye ediyorum şiddetle tavsiye ediyorum acilen de üye olun onu da söyleyeyim ve sözleşme uzatan yardımcı Türk antrenöre dahi tamam diyecek bir Jorge Jesus göreceksiniz. Yardımcı Türk antrenöründe İsmail Kartal olma ihtimali var diyeyim size. Hadi bakalım e, attığım taşı çıkarmaya çalışın. Ben şunu söyleyeyim. Jesus teknik direktör yardımcısı İsmail Kartal. Galatasaray'da birisi bundan hoşlanır mı? Töbe hoşlanmaz. Ya da Volkan Demirel. Galatasaray'da birisi bundan hoşlanırım. Asla hoşlanmaz. Ve birileri fitili yakacak. Ben size söyleyeyim. Yaktı da. Ben size e, videoda ne demişti bak o paylaştığım videoda hakem faktörünü kenara atın. Bakın durumlara diye. Yine aynısını söylüyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kıyaslamayın. Kıyaslamayın. Birinin arkasında dünya var. PFDK'sı, MHK'sı şunu var, bunu var. Birinin arkasında sadece inanan taraftarlar var. Aradaki fark çok fazla. Ya Galatasaray Fenerbahçe gibi arka arkaya 4 maç 10 kişi bırakılsın. Galatasaray Fenerbahçe'nin yaşadığı 3 deplasman kabusunun 3'ünü de yaşasın. 3 maçta 0 çekip zaten 3 maçta 0 çekip 3 mağlubiyet alsa şampiyonluğu geçtim. İkinciliği bile zora girer. Bakın bakalım çiğ yavrusu gibi nasıl dağılıyor. Bakın her şeyin farkındalar. Son düzlükteyiz. Son dönemeçteyiz. Burada ne kazandın o kar. Burada ne kaybettin o da asıl kayıp olarak defterine yazılacak. Ve ne oldu arkadaşlar? Sosyal medyada yine bir skandal paylaşıldı. Nedir o skandal? Icardi skandalı. PFDK skandalı. PFDK tarafından Icardi'ye 3 maç ceza kararı çıkıyor. Yani çıkacak PFDK üyesi avukat İlyas Çelik ortalığı ayağa kaldırıyormuş. Bunu da e, Haluk yüreksizden neydi öbür ana e, şey yaptım. E, Götan Dinç ne Dinç miydi? Link miydi? Hrant yok lan değil başkaydı. Neyse iki tane şey var ya Galatasaray'ın maaşlı personeli onlar. Lan ikide bir de benimle alay ediyorsunuz. Vicdansızlar. Yok saçını hangi şampuanla yakıyorsun yok bilmem ne falan filan. Ulan heriflerin sponsoru şeymiş ya saç ekim merkeziymiş ya. Gidin onlara alay edin lan. Hayret bir şey ya. Bu arada Hüma kadın hastanesi ama dahiliye kulak burun boğaz falan da açıldı herhalde diyetisyen falan da var. Yani sadece kadın hastanesi olarak düşünmeyin bayağı genişliyor. Belli mi olur? Belki de yakın bir zamanda Kayseri Özel Hüma Hastanesi çok büyük bir binaya geçer. İnşallah çok büyük bir e, hizmet alanı oluşur. Ben de hastanemizi tanıtmaktan, reklamını yapmaktan daha da büyük gurur duyuyorum. Kim bilir belki de hastane büyürken kanal da büyür. Belki de gelecek zaman, sene bu zamanlara 100 bin kişinin, 200 bin kişinin Belki şuraya 1-0'ı fazladan şöyle şu tarafa aktarıp 294.000 kişiye aktaracağız videolara. Kim bilir. İnşallah nasip arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'den TFF'ye mektup. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'a hitaben bir mektup yazdı. Yalnız bunlara mektup yazılmaz. Bunlara küfür edilir. Tabii. Ana avrat küfür edilir. Hocam sen ne saçmalıyorsun? Ne küfüründen bahsediyorsun? Küfür olur mu? Olur arkadaşlar. Tabii ki de olur. avrat söveceksiniz. Ama nasıl söveceksiniz? Sarı ve kırmızı renkleri giyerek söveceksiniz. O zaman küfür sayılmaz. Tabii. Tabii ki de sayılmaz. Yani e, TFF kamuoyuna duyuru diye bir şeyler paylaşmış, rica etmiş küfür etmeyelim diye. Kadınlara, hakemlere, futbolculara yapılan küfür kabul edilemezdir falan demiş. Galatasaray taraftarı lale ortaya komple stat olarak küfür ediyor. Sevk bile edilmiyor. Değil mi? sevk bile edilmiyor. Mesela o neydi G Gökhan Diç miydi neydi o? Mesela o arkadaş çıksın bunu yorumlasın. Bir kadına tribünlerin tamamen küfür etmesin. 3 maç ceza alması gereken Icardi 150 bin lirayla kurtuluyor. Demek ki sarı kırmızı şeyi giydiğin zaman ana avrat sövebiliyorsun. Ve o zaman da kurallara uygun oluyor demek ki benim anladığım kadarıyla. Neyse. Burak Kızılhan yazmış bir mektubu. Bunu da tabi kulübün resmi sitesinde de yayınlandı. Ee... Şu şekilde. Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan'ın Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardeş Eytabe'nin yazdığı mektup şu şekilde. Sayın Kadir Kardeş, TFF Genel Sekreteri. Parantez içinde de Galatasaray çalışanı falan deseymiş. Ülkemizde futbolu yöneten tarafsız ve bağımsızlığı sorgulanmaması gereken Türkiye Futbol Federasyonu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda görev alan İlyas Çelik adlı şahsın kulübümüzle ilgili gündeme düşen geçmiş paylaşımlarını takip ettik. Yani FETÖ'nün kumpasını öven, FETÖ'nün savcılarını öven, e, 2012-2011 şampiyonu, tertemiz şampiyonu Fenerbahçe'ye çamurlar atan paylaşımları var. Bir, ben şeyi yakıştıramadım. Ya böyle düşünebilir. Böyle düşünebilir. Diyebilir ki ya işte hakkımızda şöyle böyle. Bir Fenerbahçe taraftar da diyebilir işte malum şu takım bu takımda şike yapmaya çalıştı. FETÖ'yü araya sokmaya çalıştı. Avukatlarına para verdi. Beceremedi diyebilir. Ne bileyim başka takım taraftarı başka bir şey diyebilir. Kabul. Ama bir avukatın üslubunun 07 yaş grubundaki çocuklarla aynı olması beni daha çok büyük şoka uğrattı. 12 numara paylaşmış paylaşımları. Ya arkadaş hiçbir belagat yok, hiçbir böyle güzel hitabet yok, hiçbir imla şey yok. Bildiğim kadarıyla eşit ağırlık ve sözel ağırlıklı bölümlerden mezun olanlar avukat oluyor. Yani anlayacağınız dille söyleyeyim, edebiyatı, Türkçe'si, dil bilgisi çok iyi olan insanlar avukat olabiliyor diye biliyorum. Artık bilemeyeceğim. İmmetlerle mi avukat şey olunuyor? Dualarla mı olunuyor? Başka şekilde mi olunuyor? Ya şeyler, yorumları görün. Yorum. Komedi ya. Ya komedi. Benim de yıllar önce mesela şarkı söylediğim ses kayıtlarım falan var. Mesela dinliyorum arada sırada gülüyorum. Lan cahillik diyorum. Neler yapmış ya falan. Kendi bestelerim falan da vardı bayağı bir. O cahillik diyorum. O başka bir şey. Ben diyorum ya size hani e, ee, hani kafasına kafasındaki düşünceler önemli değil. İşte FETÖ'nün avukatla şeyde savcılarını falan övmesi, kumpası övmesi önemli değil ama o cümlelerdeki düşüklük, imla hataları mide bulandıracak. Diyor ki e, yine aynı şekilde kulübümüz hakkında mesletsiz ithamları bulunan bu şahsın TFF'nin en yetkin ve tarafsız olması gereken kurullarından profesyonel futbol disiplin kurulunda yer alıyor olması kabul edilemezdir. Yalnız yanlış hatırlamıyorsam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kurumun bağımsız olmadığı raporunu verdi ve bu kurumun kararlarının bağımsız olmadığını hitap yani hükmetti. Yine de siz bir araştırın. Bunu ilgili şahsınız nezdinde Türkiye Futbol Federasyonu'na iki soru soruyoruz. 1. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri ışığında bu kişinin bu görevde olması ilgili ilkeler ile bağdaşmakta mıdır? Hayır. 2. Bu şahıs adil yaklaşımı sorgulanmaması gereken bu göreve sahip olduğu taraflı duruş bilinerek mi getirilmiştir? Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu soruların cevaplarını ibadilikle beklediğimizi, bu şahs hakkında atacağınız adımı takip ettiğimizi vurguluyoruz. Burak Çağan Kızılhan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri. Haşırttı ben ekledim. Şimdi bana anlatın arkadaşlar. Nedir? Yani o kuruma, o kuruluşa nasıl soktunuz? Kimler o kuruluşa sokabildi? Bu i̇şin o boyutu var, değil mi? Ya arkadaşlar bakın adam yerleştirme, ürün yerleştirme, sponsor yerleştirme yani yerleştirmeler çok fazla var. Ya şunu bir kabul edin. Galatasaray kurumlara adamlarını yerleştirmiş, sızmış oralara. Kendi elemanlarını yerleştirmiş yani futboldaki yerlere ve başka yerlerde yerleştirmiş. Mesela bir UEFA'dan ceza yiyor Galatasaray transfer cezası. Ama içerideki adamı diyor ki usulsüzlük yaptılar. Yanlış usulle belirttiler. Gidin bunu şikayet edin. Yırtarsınız diyor. Gidiyorlar şikayet ediyorlar. Bilmiyorsunuz değil mi siz bunu? Galatasaray 2 dönem mi 3 dönem mi e, financial fair play cezası yedi. Transfer yasağı yedi ama usulde yanlış anlatma e, yanlış e, karar verme olduğu için gittiler iptal ettirdiler. Normalde 3 sene cezaymış bir takım. Anlatabiliyor muyum? Mesela federasyona adam yerleştiriyorlar. Hakemlere adam yerleştiriyorlar. Ben size diyorum ya. Yani bu arada tarihin en kötü seviyası derken herhalde Marcao'nun stoper olduğu bir seviyadan bahsediyorlar. Çünkü Marcao'yu yalama yapmış Manchester United. Ve bunu bir de Kim Minji ile kıyaslıyorlardı. Ha şu da bir gerçek. Biz seviye heresek bile Manchester'a elenirdik. O ayrı mesele. Kandırmayalım kendimizi ya. Kandırmayalım kendimizi. Etmeyin eylemeyin ya. Yani ah ben şunu söyleyeyim. Tabii ki de ele, eleyebilirdik. Üçlü çıkmasak eleyebilirdik. Hocam sen de böyle yapıp hep Jesus'u övüyorsun. Ben Jesus'u övmüyorum. Ben şunu anlatıyorum size. Fenerbahçe'de Jorge Jesus kafasını Fenerbahçe'ye verirse, derbilerde merbilerde üçlü mallığını yapmazsa, forma adaletini sağlarsa yine ee, hani bu şekilde kurum kurmak istiyorum. Hak edene formayı verip doğru kişileri doğru zamanda dinlendirirse. Rotasyon matosyon demiyorum abi. Doğru kişileri doğru zamanda dinlendirirse. Mesela Ferdi sarı kart cezası bu maç dinlenecek. O sayı oynayacak. Mesela Valencia oyuna sonradan girip dinlenebilir. Hani bu şekilde bu şekilde doğru zamanda dinlendirirse. Puanlar da arkasında olursa. Emin olun Jesus kaldığı müddetçe biz çok fazla memnun oluruz. Ben Jesus'un oynattığı ben yani dörtlü savunmayla oynattığı özellikle Dünya Kupası öncesi oynattığı futboldan son derece memnunum. Niye memnundum? rakibi iyi analiz ediyordu. Rakibe sürprizler hazırlıyordu vesaire vesaire. Bir sonraki başta farklı bir yerde video çekeceğim. Size tablolu bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Lütfen ve lütfen kanalımıza abone olalım. Videomuzu beğenelim. Yani sizlerin desteğine çok ama çok ihtiyacımız var. Görüşmek üzere dostlar.